ilerleme de sorun yok zaten. İlerleye. Profesör Dürne. Prosedür gönderdiğim parametreyle muhtemelen parametre sırasında bir Test exception. Burada işte burada eksi bir döndürmesinin sebebi dediğiniz gibi işte bizim daha önce de gösterdiğim o prosedür içerisinde sayma işlemi vardı. Bunu biraz şey editörden kaynaklı olarak yaptığımız için plansız yaptık. O yüzden de onu düşünmedik. Normalde buradan sayma işlemi yapması gerekiyor. Şöyle select'le şu an bakalım. Şu an o formül için sorun olmayacak. Şurada mesaj kısmında 3 kayıt etkilendi diye bildiriyor. Ama ben burada 10 yaptığım için ilk başta bu kapatılıyor. Bu kayıt dönmüyor. Orada da eksi 1 olarak geri dönüş yapıyor. Hatta orada da hatırlarsanız bunu söylemiştim. O zaman uygulama tarafında problem olacak. Bunu yaşadık canlı canlı. Eksi bir döndürdüğü için biz hata olarak algıladık. Mimarimiz çöktü. Sorun yaşamamak için hatamızı telafi edelim. Şurada da sıralamayı şu mantıkta yaparsanız öncelikle neyi kullanacaksın? Adı vereceksin. O zaman mimari olarak da böyle yap. En son verdi kullanıcı ID'yi kullanacağına göre en son bunu al. Bu kafa karışıklığını engeller açıkçası. Ön tarafta da aynı mantıkta önce ad, en son kullanıcı ID gönderiyorum. Bu şekilde sorun kalmıyor. Tekrar bakalım. Butona basınca bunları aldım tekstlerden. Sonra şunları yaptım. Metoda gönderdim. Metotta da komando oluştur. Prosedürde parameters dizisi. Parametreleri ver. Edrange ile SQL komanda ekle bu parametreleri. Bağlantıyı aç. Zıvırink, şöyle bir işlem. Evet. Biz de bir ERP geliştirmeye başlayalım burada. Birkaç ay